Hortkuluk kanalından herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir rehber videosu ile yeniden karşınızdayım. Bugün Igor Bartali Macera Günlüğü kitap serimizin 14. kitabını yapacağız. Öyleyse hadi gelin hemen başlayalım. Evet değerli arkadaşlar, 14. kitabın 1. sayfasında Akman Tapınağı'nda biriyle buluş diyor bizde. Hedef yerine getirildiğinde nefes artı 5 aileye uygulanır. Peki şimdi Akman Tapınağı nerede ve oraya nasıl gidilir ve Akman Tapınağı'na geldiğimizde kimin ile buluşacağız? Bunları size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şu anda Kum Tanesi Pazarı'ndayım değerli arkadaşlar. Kum Tanesi Pazarı'ndan, şimdi Akman Tapınağı çölde böyle bir geçitler oluyor. Siyah duman olan bir geçitler. Birazdan önüne gittiğimde göstereceğim. Bu geçitler genelde Nover'in altında veya şu İbellab Vahası'nın sağ tarafı, sol tarafına doğru böyle karmaşık yerlerde olabiliyor. Ben size şu an Nover'in sol alt çaprazındakini göstereceğim. Bunun için çöle çıkmamız gerekiyor ve yanınıza pusula almayı kesinlikle unutmayın. Şu an pusulam var. Akman da bu arada bir bölge, slot bölgesi ve güzel oranında getirisi var değerli arkadaşlar. Sadece tek kötü yanı işte böyle çölden biraz zor geçilebiliyor. Ve bu geçitler beni farklı bir yere de atabiliyor. Yani hem Akman'a atabiliyor hem Histeria'ya atabiliyor. Histeria'ya atarsa tekrar geri dönüp tekrar buraya gelip bir daha o geçitten geçmeye çalışacağım. Ama farklı sunucuda deneyeceğim. Farklı sunucularda farklı bölgelere sizi atabiliyor. Tamamen RNG bu arkadaşlar. Tam detaylı ne demek istediğimi belki kafanız karışmış olabilir. Videoda anlatacağım. Şu an Nover'in oraya doğru aşağı iniyorum. Kıyıdan kıyıdan böyle arkadaşlar, dağların eteklerinden doğru Nover'in sol alt çaprazına ineceğim. Buraya geldiğimde zaten göreceksiniz. Tam konumunu da yine göstereceğim size, o geçitleri. Evet arkadaşlar, Akman geçitini arıyorum. Bu arada aklıma şey geldi. Yanınıza bolca da pot alın. Çünkü burada şu an altta görmüş olduğunuz gibi güneş çarpması geçirebiliyorsunuz çölde. Ve bu da sizin sürekli HP'nizin düşmesine neden oluyor. Eğer potunuz biterse AFK'da bırakırsanız karakterinizi ölür. Kristaliniz kırılıyor muydu onu tam hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle kırılıyor diye biliyorum. Burada öldüğünüzde. Şu an hala bulamadım. Bir yeri değiştirildi mi acaba? Tam olarak buralardayım ama bulamadım hala. Şimdi değerli arkadaşlar, bütün Balenos bir bölgesini dolandım. Bulunduğum yerler tam şurası. Nover'in dediğim gibi sol alt çaprazı. Normalde buralarda olması gerekiyor fakat hiçbir yerde bulamadım. Siz de yine aynı böyle bulamadığınız zaman direkt sunucu atın değerli arkadaşlar. Balenos 1'deydim. Şimdi hemen sunucu atıp tekrar yine farklı sunucuda bu bölgelere bakacağım. Nereye geçelim? Medyah 1'e geçelim. Öncesinde aylarca grind attığım yer arkadaşlar. Akman Tapınağı ve yani onlarca belki yüzlerce kez geçit bulup geçitten girmişimdir. Ve ilk defa bugün şu an bu kadar uzun sürdü geçit aramam. Bir türlü bulamadım. Bakalım bulunca tekrar söyleyeceğim sizlere. Evet arkadaşlar, sevgili dostlar, geçiti bulduk. Sürekli sunucu attım. Balenos 2'ye geçtim Medyah 1'den. Sonra tekrar Balenos 1'e geçtim ve tam yerini buldum. Tam yeri de değerli arkadaşlar, haritada gösterecek olursam tam şurası. Nover'in böyle tam sol tarafı, sol alt değil, tam sol tarafı. Eğer buralarda bulamazsanız, mesela şurası hemen kıyı tarafı, şöyle yani kıyıdan geldim, burada buldum arkadaşlar. Hemen gireceğim, inşallah Akman atabilir. Şimdi buraya sakın atınızla girmeyin, atınız ölebiliyor. İkincisi, ben buradan geçtiğimde belki Histeria'ya da atabilir beni arkadaşlar. Ama benim için Akman'a gitmem gerekiyor. Yani benim Akman'a ışınlanmam gerekiyor. Buradan içeri doğru böyle giriyorsunuz. Şöyle ortasında durduğunuzda sizi otomatik olarak ışınlıyor. Hadi inşallah Akman'a ışınlanırız ve bu işi bitiririz. Eğer Histeria'ya ışınlanırsak
oradan çıkıp tekrar bulmamız gerekiyordu ve evet, Akman'a ışınlandık, şanslıydık. Güzel oldu ama nerede başladık? Şurada başladık. Şimdi değerli arkadaşlar, Akman'da katlar var ve o katların tam çıkışında NPC bulunuyor. Eğer siz de burada başladıysanız buradan böyle aşağıya doğru inin. Aa bak, mesela hemen bulduk katı. Merdivenler burada. Bu şekilde. Şimdi NPC en yukarıda mıydı yoksa en aşağıda mıydı? Büyük ihtimalle en altta. Buradan aşağıya doğru böyle iniyorum. Merdivenleri kullanarak. Ara ara yine bakacağım tabii ki. Eyvah olsun. Akman'da öldük. Ya çok pis bir yer gerçekten. Hiç çöl bölgesini zaten hiç sevemedim. Ama burada dönebilirsiniz. Çok güzel tungurak küpe kasabilirsiniz. RNG'niz eğer yerindeyse. Neredeymiş? Şu karşıdaymış NPC. Bir dediğim gibi beni şu an başlattığı yerden başlıyorsunuz. Bir de tam burada başlıyorsunuz arkadaşlar girdiğinizde Akman'a. Eğer burada girerseniz zaten direkt NPC karşınıza çıkacak. Hemen onunla etkileşime geçersiniz. Neyse, şunları bir temizleyelim. Bize rahat vermeyecekler. Evet, Akman'a geldiğimizde yalnız Palieva isminde çeşitli mallar tüccarı yalnız Palieva'ya tıklıyorum arkadaşlar. Bu NPC'yi tanıyorum. Buradan çıkış yapıyorum. Ve 14. kitabın 1. sayfası Akman Tapınağı'nda biriyle buluş. Hedef yerine getirildiğinde nefes artı 5 aileye uygulanır. Bu şekilde kabul ediyorum değerli arkadaşlar. Hadi gelin hemen 2. sayfaya geçelim. Bu arada 2. sayfaya geçmeden önce Akman'dan nasıl çıkabiliriz? Veya size örnek veriyorum, Histeria'ya attı, ışınladı. Oradan nasıl çıkacaksınız? Geldiğiniz yerin arkadaşlar hemen arkasında, yoksa o girmiş olduğunuz bölgedeki böyle NPC'lerin hemen sağında solunda yanında, şöyle bak mesela, buraya yaklaştığımda boşluk yazıyor. Buraya tıklıyorum, sohbet diyorum, kaç ibellap bahası diyor. Yani buradan bu şekilde çıkabiliyorsunuz değerli arkadaşlar, bu da aklınızda bulunsun. Evet, 14. kitabın 2. sayfasına geldiğimizde bize Atui Balak'sa çöl zalim yelesi ver diyor sevgili arkadaşlar. Hedef yerine getirildiğinde tüm AP artı 2 aileye uygulanır. Şimdi nerede bu Atui Balaks? Şu an kum tanesi pazarındayım. Haritada artık yerini biliyorsunuz. Kum tanesi pazarı şu ahır bekçisi. Şuradan dümdüz devam ediyorum. Hatta direkt NPC buldan depo sorumlusu da diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bir dakika. Bakalım, Valencia kum tanesi. Aa, ticaret sorumlusu. Çok pardon, düzeltiyorum. Şu. Direkt NPC bulu Atui yazdığınızda burada çıkıyor arkadaşlar. Peki Atui Balaks'ı bulduk. Buna çöl zalim yelesi ver diyor. Çöl zalim yelesini nasıl elde edeceğiz? Sevgili arkadaşlar, 3 tane çöl zalim yelesine ihtiyacınız var. Eşya bu. Bunu nasıl elde edebiliyorsunuz? Yine haritayı açıyorum. Dünya boss'u Nowhere'i artık biliyorsunuzdur. Tam yerini bilmiyorsanız bununla ilgili videolarım var. Nowhere boss'u hakkında. Burada dünya boss'u Nowhere çölde bulunuyor. Yine gündüzleri 11, 4 veya gece 1 gibi çıkabiliyor. Boss takviminden bakabilirsiniz. İşte bu dünya boss'u Nowhere'den her kestiğinizde bir tane çöl zalim yelesi elde ediyorsunuz. Yani 3 tane Nowhere boss'u kesmeniz gerekiyor. 3 tane çöl zalim yelesi elde edebilmeniz için. Bir iki gün içerisinde bitirebilirsiniz. Bir günde bazen 2 tane Nowhere çıkabiliyor. Hatta bazı gün geceyi de sayarsak 3 Nowhere çıkabiliyor. Onları kaçırmadan keserseniz bu görevi de bir günde bitirmiş olursunuz. Benim 2 günümü aldı. Biraz tam kaçırdığım Nowhere'ler oldu. Ama öyle ya da böyle bitirdim. Dünya boss'u Nowhere'e gelip Nowhere'i kesmeniz gerekiyor 3 defa arkadaşlar. Ve 3 tane de çöl zalim yelesi elde edebiliyorsunuz. Bir Nowhere bir tane at, ya kesin bir tane atar bu arada. %100 bir tane çöl zalim yelesi alırsınız ama iki tane atıyor mu onu bilmiyorum.
O konu hakkında yanlış bilgi vermek istemem. Şimdi çöl zalim yelelerini aldım. Atui Balax'a geldim. Buradan sohbet diyorum ve en üstte çöl zalim yelesi ver diyor. Buna tıkladım, çıkış yaptım ve 14. kitabın 2. sayfasında sevgili arkadaşlar bu şekilde bitirmiş oluyorum. Hedef yerine getirildiğinde tüm AP artı 2 aileye uygulanır. İşte bu süper bir şey ve son AP'mizdi. Tıkladığım anda kara ruh geldi karşıma ve tabii ödül olarak da artı 100 FS geliyor sevgili arkadaşlar. Bunu da bu şekilde tamamlamış olduk. Bir 100 FS'yi de yanlış hatırlamıyorsam 15. kitapta verecek diye hatırlıyorum. Beraber bakacağız. 100 FS'mizi aldık. Sihirli parşömen artı 100 olarak veriyor. Bilmeyen maceracılar için bunu basit kimya yapıyorsunuz. Yanına karataş silah 100 ve karataş zırh 100 koyduğunuz zaman bu sihirli parşömenleri FS'ye çeviriyorsunuz. Normal bu şekilde FS gelmiş olacak arkadaşlar. ...14. kitabın 3. sayfasına geldiğimizde Büyük Valencia çölünün bütün bölgelerini keşfet diyor değerli arkadaşlar. Hedef yerine getirildiğinde nefes artı 5 aileye uygulanır. Şimdi geldik işin en zor kısmına. Büyük Valencia çölünü keşfet. H'ye basıyorum. Bilgi ekolojimi buradan tekrar açıyorum değerli arkadaşlar. Buradan şöyle gelecektir size de. Topografyayı seçiyorum. Topografyadan da Valencia'ya tıklıyorum. Valencia'dan da Valencia Büyük Çölü diyor. Bende şu an beyaz görünüyor mesela. Bilgisini edinmediğim yerler kalmış bende de. Sizde ya büyük ihtimalle full soru işareti olacaktır ya da bazı bölgeleri tanıdıysanız birkaç böyle soru işareti çıkacaktır. Mesela eksik olan kutsal vaha, zaman vahası, hayal vahası bunlar eksik. Bazı bölgeler açık ama hala burada görünüyorsa da bu videoyu dikkatli izleyin. Ben size sırayla bütün hepsinin yerini göstereceğim. Bazılarının enerji karşılığında bilgisini edinebiliyoruz. O yüzden öyle görünüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi tabii sırayla başlayacağız. İlk önce gideceğim yer şöyle göstereyim. Dünya Bosu Nover. Burayı gördünüz. Dünya Bosu Nover'den hemen şöyle aşağıya doğru haritamı indiriyorum. Burada bir ağaçlık bölge ve şurada da küçük bir göl var arkadaşlar. Böyle bir mavi göl. Minicik. Çölde zaten başka yok. Yine Hilal Tapınağı'nın da sol üst çaprazında kalıyor. Buraya doğru yola koyuluyorum. İlk önce buraya gideceğim. Eğer videoda zorlanıyorsanız tüm bunu çok daha kolay bir yöntemi var ki ben de o yöntemiyle genelde bu çölleri hep açtım. Şu anda birçok yeri açtım ama bilgisini edinmediğim yerler kalmış. Bunlar arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi BDO Codex'ten bakarak tam konumunu böyle bulabilirsiniz. Daha rahat olur. Benim size tavsiyem ama ben de göstereceğim. Videomda da izleyebilirsiniz. Şimdi bu minik göle geldiğimde tam olarak buradayım. Göle geldiğinizde zaten etrafını dolanırsanız burada iki tane bir NPC göreceksiniz. Birisi rahip, biridir de rahip. Şöyle iki tane gri olan rahibi arkadaşlar tıklıyorum, buradan sohbet diyorum. Burada kutsal vaha isminde bilgi var. 25 enerji karşılığında bunu bu şekilde alıyorum. Yanındakine de bakalım, onda bir şey yok. Birincisi bu şekildeydi, hemen ikinci diğer bölgeye geçelim. İkinci yerimiz arkadaşlar Akman. Akman aslında Valencia görevlerini yapmış olan arkadaşlar varsa kesinlikle burayı açmış olması gerekiyor. Burası açıktır. Burası da nerede? Şöyle Hilal Tapınağı. Birçok herkeste açıktır bu. Hilal Tapınağı'nın hemen üstünde şöyle kayaların, dağların eteklerinde 1-2 tane ağaç, hatta 1-2-3 tane ağaç var burada değerli arkadaşlar. Bu 3 ağacın en üstteki ağacın olduğu yerde Akman Tapınağı. Tam olarak burada. Buraya gelip geldiğiniz anda zaten bölgeyi açarsınız. Oradaki NPC ile de iletişime geçip herhangi bir bilgi var mı ona da bakarsınız. Akman tapınağı da bu şekilde açılmış olur. Bir sonraki gitmemiz gereken yer sevgili arkadaşlar Seyyah Tapınağı Tevazu. Bu nerede? Bu da Akman'ı açtıktan sonra
Hemen Akman'ın şöyle sağ üst köşesinde, mesela şurada bir tane Atosa'nın villası var ve Atosa'nın villasının hemen üstünde de değerli arkadaşlar Seyyah Tapınağı Tevazu bulunuyor. Buraya girdiğiniz anda zaten direkt bölgeyi açacaksınız otomatik olarak. Buradaki NPC varsa onunla da konuşun, bilgisi varsa onu edinin. Bu şekilde Seyyah Tapınağı Tevazu'yu da açmış olursunuz. Şu ağaçlıkların en üst tarafı, Atosa villasının üstündeki ağaçların en üst tarafı. Seyyah Tapınağı Tevazu'yu bir edindikten sonra da hemen onun sol üst çaprazına şöyle çıkıyorum. Burada zaten tek bir ağaçlık bölge var. Bir sonraki gelmem gereken yer arkadaşlar Seyyah Tapınağı Samimiyet. Buraya içine doğru girin. Birazdan ben de buraya geleceğim. Burada edinmediğim bir bilgi var. Burada iki tane bilgi oluyor arkadaşlar. Birincisi NPC'ye gidin, tanıyın, konuşun, bilgiyi edinin. Bir de orada bir yer daha göstereceğim size. Oradan da bilgisini edinmiş olursunuz. Seyyah Tapınağı Tevazu'nun hemen sol üst çaprazındaki o ilk ağaçlık bölgede Seyyah Tapınağı Samimiyet bulunuyor. Şimdi ben de oraya gidiyorum, bizzat göstereceğim. Seyyah Tapınağı Samimiyet burası arkadaşlar. Burası bağlantı noktası yönetimi. Şöyle göstereyim. Buraya geldiğinizde buradan aşağıya doğru iniyorsunuz. Sağa dönüp. Bu şekilde dümdüz karşıya devam ediyorum. Şöyle bir mağara girişi gibi bir yer gelecek. Burada hemen suyun dibinde Seyyah isminde bir NPC var. Buraya tıklayıp buradan sohbetliyorum ve hayal vahası bilgisini de bu şekilde edinmiş oluyorum değerli arkadaşlar. Burası da komple Seyyah Tapınağı Samimiyet. Samimiyetten sonraki bir sonra gideceğimiz yer arkadaşlar Samimiyet'in hemen sağ üst çaprazına şöyle çıkıyorum. Yine burada tek bir ağaçlık bölge var haritada. Seyyah Tapınağı paylaşım. Burada da yine tek sadece NPC ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Şöyle Samimiyet'in hemen sağ üst çaprazında kalıyor. Tek bir ağaçlık bölge haritada zaten görünüyor olacaktır silik de olsa. Oraya gittiğinizde Seyyah Tapınağı paylaşımı açarsınız. Paylaşımdan sonraki gideceğimiz yerde yine onun hemen sol alt çaprazı arkadaşlar. Seyyah Tapınağı Saflık. Yine haritayı yaklaştırdığınızda silik bile olsa bir bina görünecektir. O binaya doğru, tek başka yok zaten bu bölgede. Bunun hemen alt çaprazında, sağ alt çaprazında burada Seyyah Tapınağı Saflık bulunuyor değerli arkadaşlar. Buraya da gelip yine sadece NPC'yi tanıyıp bölgeyi açtığınızda bunu da tamamlamış olacaksınız. Bir sonraki bilgisini edinmemiz gereken yer değerli arkadaşlar, şöyle göstereyim, harita büyük ihtimal kapalıysa sizde, Plako Hapishanesi açıktır, görünüyordur. Çölün en son tarafı şurası. Hatta şöyle göstereyim. Biz en son nerede kaldık? Seyyah Tapınağı Saflık'tasınız olarak varsayıyorum. Saflık'tan haritayı şöyle hemen sağa doğru kaydırdığımda altta şöyle Plako var. Plako'dan yukarı doğru çıktığımda Oberen'in villası, onun üstünde arkadaşlar Dona Kayalık Dağı ve onun da hemen üstünde şöyle bir su birikintisi var. Valencia şehri açıksa, bazılarında açık olmayabilir, o yüzden örnek veremedim. Eğer Valencia şehriniz açıksa Valencia şehrinin hemen şöyle sağına doğru kaydırın haritayı. Küçücük bir göl birikintisi var. Şurada su birikintisi. Buraya doğru gitmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Ben de şimdi oraya doğru yola koyulacağım. Evet arkadaşlar, buradaki bu göl birikintisine de geldim. Girdiğimde bu bölgeye minimap'te zaman vahası isminde bir yer. Şimdi buraya geldiğinizde şöyle hemen karşıda iki tane NPC var. Bir seyyah, bir seyyah daha. Şöyle iki tane yan yanalar. Şimdi burada şu küçük olan seyyaha tıklıyorum. Sohbet diyorum ve 25 enerji karşılığında zaman vahası bilgisini de buradan elde ediyorum değerli arkadaşlar. Ben bitirdim ama şimdi sizin için tekrar göstereceğim. Tam olarak buradaydı. Bir sonraki gitmeniz gereken yer Valencia Kalesi sevgili arkadaşlar. Valencia Kalesi, eğer Valencia 1-2 ana görevlerini yapan arkadaşlar varsa, hatta 1 bile yeterli, zaten otomatik olarak direkt açmış olmanız gerekiyor. Valencia Kalesi nerede? Şu an bulunmuş olduğum bölgenin
tam olarak bu küçük göldeyim. Şöyle yukarı doğru çıktığımda burada Valencia Kalesi var. Yine haritada kapalıysa sülfür madeni haritada açık olacaktır. Şöyle küçültüyorum. En üstte, en sağ en üstte haritada Ruat sülfür madeni sizde açıktır. Yani görünüyordur burası en azından. Şöyle aşağı doğru indirdiğinizde böyle bir zaten kaya gördüğünüz zaman bilin ki burası Valencia Kalesi. Yine buraya girdiğiniz anda bölgeyi bilgisini edinmiş oluyorsunuz. Valencia Kalesi'nden sonra bilgi edinmeniz gereken yer arkadaşlar Valencia Kalesi bölgesi. Bu da Valencia Kalesi'nin hemen şöyle sol alt çaprazında kalıyor. Valencia şehri ile Valencia Kalesi'nin ortasında. Hatta burada bir kayalık var, böyle bir dağlık. Bu dağlığın tam ortasında geçit gibi bir yer var. İşte tam olarak buraya gelmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Buraya geldiğinizde çölde böyle duvar vardır. Küçük kırılmış duvarlar uzun uzun. Onların dibinde bağlantı noktası NPC'si bulunur. Onunla iletişime geçtiğiniz zaman Valencia bölgesini de bu şekilde açmış olursunuz. Yani Valencia Kalesi bölgesini ve topografyanıza işlenir. Bir sonraki gelmeniz gereken yer değerli arkadaşlar Valencia şehri. Burası zaten çok kolay, kocaman bir şehir. Harita silik bile olsa az çok böyle görünecektir ki Valencia Kalesi bölgesinin hemen sol altında bulunuyor değerli arkadaşlar Valencia şehri. Valencia şehrinin içine girdiğiniz anda şehir açılacaktır bu şekilde. Bunu açtıktan sonrası zaten çok kolay, birçok yer böyle biraz daha açılmış olacak, parlak görünecek. Valencia şehrinden sonra gelmeniz gereken yer değerli arkadaşlar Seyyah Tapınağı Oruç. Burası da Valencia şehrinin, şöyle haritaya yaklaştırıyorum, hemen sola çok az bir şey sol alt çaprazında kalıyor. Şöyle zaten haritayı getirdiğinizde burada Seyyah Tapınağı Oruç yazmasa bile bu kayalıkları, hani böyle küçük şehir simgesini görebilirsiniz. Buraya geldiğinizde de içeri girer girmez Seyyah Tapınağı Oruç açılacaktır değerli arkadaşlar. Seyyah Tapınağı Oruç'u da açtıktan sonra bir sonraki gitmeniz gereken yer, haritayı direkt Seyyah Tapınağı Oruç'tan yukarı doğru şöyle kaydırın ve burada bir tane kayalık göreceksiniz. O arada başka bir kayalık yok zaten. İsmi görünmese bile bu kayalığı görürsünüz. Buraya gelmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Burası da Raxan Gözlem Evi. Burayı da açtıktan sonra, hatta Valencia şehrinin de sol üst çaprazında kalıyor. Bir sonraki gelmeniz gereken yer de Ankoda İç Limanı arkadaşlar. Yine hiçbir şey yapmadan haritamı şöyle çok az bir şey sağ üst çapraza doğru kaydırıyorum. Raxan Gözlem Evi'nden yukarıya doğru. Burada bir liman var. Küçültecek olursam haritayı da tam olarak burada. Şu liman gibi zaten böyle içeri doğru deniz giriyor. Buranın dibinde de Ankoda İç Limanı var. Girer girmez orayı da açmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yine oradaki NPC'leri de iyice tanıyın. Hepsiyle iletişime geçin. Evet sevgili arkadaşlar, Ankoda İç Limanı'nı da açtığınızı varsayıyorum. Bir sonraki gitmeniz gereken yer Ankoda Kıyısı. Tabi Ankoda Kıyısı'na şu an direkt gitmeyin. Şu an Ankoda İç Limanı'nın oradayım. Haritamı şöyle çok az bir şey sol tarafa doğru kaydırıyorum. Ve şu anda bulunduğum konumu arkadaşlar gelmeniz gerekiyor. Tam olarak burası. Şöyle. Artık siz hesaplayın. Şu aşağıda Marza'nın villası var. Onun hemen sol tarafında, yukarıda. Bu şekilde buraya gelmeniz gerekiyor. Buraya geldiğinizde burada bağlantı noktası yönetimi Osman var arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan sohbet deyip yine enerji karşılığında Ankoda kıyısının bilgisini elde etmiş oluyorsunuz. Elde ettiğiniz zaman bu şekilde size de bağlantı noktası yeri görünecektir. Burayı da yaptıktan sonra bir sonraki gelmeniz gereken yer arkadaşlar Seyyah Tapınağı. Pardon bir dakika. Aynen, bir sonraki yerimiz Seyyah Tapınağı İtaat. Şu an buradayım. Ankoda kıyısının açtım NPC'sindeyim. Şöyle haritayı küçültüyorum. Çok az bir şey haritayı arkadaşlar oradan sol alt çapraza indiriyorum. Burada zaten çölün ortasında ağaçlık bir bölge göreceksinizdir. Tek ağaçlık bölge şu an bize yakın olan. Burada Seyyah Tapınağı İtaat var sevgili arkadaşlar. Buraya gelip buradaki yine bağlantı noktası NPC'si ile iletişime geçtiğiniz zaman Seyyah Tapınağı İtaat'ı da açmış olursunuz. Buradan sonra gitmemiz gereken yer ise İbellab Vahası.
Şimdi İbel Abbas'ına nereden gidiyorum? Çok basit. Seyyah Tapınağı İtaat'ten haritamı şöyle çok az bir şey sol alt çapraza yine kaydırıyorum. Burada arkadaşlar küçük su birikintisi etrafında ağaçlar olan bir yer var. Burası da İbel Abbas'ı. Buraya geldiğinizde birçok NPC vardır. Bunları tanıyın. İletişime geçin, bilgilerini edinin. Bu şekilde İbellap vahasını da açmış olursunuz. Buradan sonra da gelmem gereken yer sevgili arkadaşlar, onun hemen altında çok basit şöyle küçük bir taşlık kayalık göreceksinizdir. Oraya doğru yola koyulun. Orada da Seyyah Tapınağı Terk var sevgili arkadaşlar. Bölgeye girdiğiniz gibi Seyyah Tapınağı Terk'i bu şekilde açmış olursunuz. Buradan sonra da gitmem gereken yer Seyyah Tapınağı Terk'in hemen şöyle sol altı sevgili arkadaşlar. Seyyah Cenneti. Zaten Seyyah Tapınağı Terk'ten sol tarafa doğru haritayı kaydırdığınızda tek yeşil bölge burası, Seyyah Cenneti. Buraya geldiğinizde de yine aynı şekilde bölgeye girer girmez Seyyah Cenneti açılacaktır. Yine NPC'ler ile iletişime geçmeyi unutmayın. Seyyah Cenneti'ni de açtıktan sonra haritamı yine arkadaşlar çok az bir şey yukarı çıkarıyorum. Burada sizde büyük ihtimalle soru işaretinde bir NPC görünüyor olacaktır ama görünür haritada. İşte o soru işareti olan NPC'ye doğru gidin. O NPC'yi bulun. Bir kayanın üstünde devenin üstünde duran bir NPC olacak arkadaşlar. O NPC ile iletişime geçiyorsunuz ve orada 50 enerji karşılığında bir bilgi var. Büyük ihtimalle Akman Tapınağı bilgisiydi yanlış hatırlamıyorsam. O Akman Tapınağı'nın bilgisini alıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Buradaki NPC'den, Seyyah Cenneti'nin hemen üstünde bulunan NPC. Bunu da yaptıktan sonra geriye yanılmıyorsam tek bir soru işareti kalacaktır. O da Çöl Nagası Tapınağı. Şimdi bu NPC'den haritamı yine sola kaydırıyorum ve burada Çöl Nagası var arkadaşlar. Çöl Nagası Tapınağı. Buradaki Çöl Nagası Tapınağı'nın NPC'si şu hemen yanında Saire oluyor. Bir de onun üstünde Çöl Fogan İzci diye bir NPC var. İkisinden biri olacak değerli arkadaşlar. Bu bölgeyi gezdiğiniz zaman bu iki NPC'de bir bilgi var. O bilgiyi almanız gerekiyor ve böylece bütün Valencia çölünü bitirmiş oluyorsunuz değerli arkadaşlar. 14. kitabın kaçıncı sayfasıydı? 2, 3. Üçüncü sayfası. Büyük Valencia çölünün bütün bölgelerini keşfet. Hedef yerine getirildiğinde nefes artı 5 aileye uygulanır. Bu şekilde bunu da kabul edip bu sayfayı da bitiriyorum arkadaşlar. On dördüncü kitabın dördüncü ve son sayfasında Valencia tüccarları ile buluş. Hedef yerine getirildiğinde maksimum HP artı 2 aileye uygulanır diyor değerli arkadaşlar. Hemen bu ne demek oluyor ondan bir bahsedelim. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız önceki kitaplarda ve sayfalarda Kalpyon şehri tüccarlarını tanımıştık. Bunu ben size tek tek göstermedim. Çünkü bütün şehri açmanızı istiyorum. Yine aynı şekilde Valencia şehrinde ne kadar NPC varsa bütün hepsine şehre şöyle tıklayın. Soru işareti gördüğünüz ne kadar NPC varsa hepsine gidin, onlarla iletişim kurun. Çünkü bunlar size enerji olarak geri dönecek. Tek tek gösterirsem sadece o tek tek gösterdiklerime gidersiniz. Bu yüzden bunu hiç göstermeyeceğim. Bütün NPC'leri açmanızı öneriyorum. Buradaki bütün NPC'leri açtığınızda zaten otomatik olarak sadece Valencia şehri bu arada. Burada çok kolay 3-4 dakikanızı almaz. Hemen hızlı bir şekilde hepsini tanırsınız. Bütün NPC'leri açtığınızda kitabın sayfası otomatik olarak tamamlanacak. Kısa bilgi vereyim. Tüccar dediydi arkadaşlar. Mobilya satıcısı, malzeme satıcısı, yani satıcılıkla ilgili NPC'lerden bahsediyor. Ama benim size tavsiyem bütün buradaki soru işaretlerini açmanız olacaktır. Bunu da yaptığınızı varsayıyorum ve 14. kitabın son 4. sayfasını da bu şekilde bitiriyoruz. Hedef yerine getirildiğinde maksimum HP artı 2 aileye uygulanır diyor ve bunu da kabul ettikten sonra 14. kitabı da bitirdik. Son bir kitap kaldı arkadaşlar. Bir sonraki videoda da 15. kitaba başlayacağız. O da çok kolay bir kitap. Hızlıca bitecektir ve böylece Bartali Macera Günlüğü'nü de bitirmiş olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki son kitapta görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.